Yani beni alt kültüre yönlendiren ve işte Upas yayını 50'ye yakın kitabımız oldu ee, ve alt kültür anlamında da bayağı şeyimiz var orada karşılığımız var ee, beni alt kültüre yönlendiren şey aslında şu yani kurumsallaşmış gazetecilik veya kurumsallaşmış Bandrollü yayıncılık dediğimiz sistematiğin e, ağır bir statiko içermesi, e, en iyi yazılarımı e, statiko'nun duvarları arasında <laughs> kaybetmişimdir yani o duvarların öbür tarafına geçememişimdir. İşte birkaç gazeteyi saymazsak e, statikocu tavırlar e, beni hep dışladılar. Tıpkı Ece Ayhan'ı dışladıkları gibi. Neden bilmiyorum. Belki Ece Ayhan'ın hayatındaki çelişkiler benim hayatımda da vardır. Bilemiyorum. E, hepsinin tabii nedeni var. Keşke benle konuşsalardı, iletişim kursalardı. Her neyse bu bandrollü yayın dünyasında bir ileri düzey ticarileşme var. Ve bu ileri düzey ticarileşme e, yaşamın şiirselliğini yok ediyor. Buna karşılık fanzin dediğimiz şey ise bir fısıltı gibi bir şey. Bir konunun fanatiği olma. Gerçi şu an fanzin dünyası da öldü. Bitti, içeriğini kaybetti. Hatta ben e, o dönemler Kadıköy'de köşede Alkım vardı. Büyük dört katlı Alkım kitap evi vardı. Ve kapıdan şimdi arçelik mi ne oldu bir şey oldu. Kapıdan ilk girdiğinizde sağda yeraltı edebiyatı diye bir raflar görüyordum. İşte o anda aslında fanzinler de e, bitmeye başladı veya fanzin veya yeraltı kültürü dediğimiz daha özgür e, yayılan konuların da bitmeye başladığını anladım çünkü e, dört katlı bir binaya gidiyorsunuz 2000'li yılların başıydı bu veya ortası şimdi tam hatırlamıyorum 2000'li yılların ortasında Kadıköy'de Altın Kitap evi vardı e, o büyük dört katlı yapıya giriyorsunuz. Hemen girişte spotların altında e, işte e, Ginsbergler vesaireler görüyorsunuz veya başka şeyler görüyorsunuz. O anda onun da ticarileştiğini anlıyorsun. Yani e, bu örnekten ya da anıştırmadan yola çıkarsak e, şiirin etkileyiciliği e, ticarileşme noktasında e, azalıyor ve bu da yaşamın şiirselliğini azaltıyor. Yani kapitalizmin böyle bir kötü sonucu var. Kapitalizmin yarattığı en pis düzenek ne nedir dersen, ticaretleşme ve pazarlama kültürü. Yani kitapların Coca-Cola'laşması, deterjanlaşması diyebileceğimiz şeyler. E, bunlara karşı olmak tabii ne oluyor? E, az okur, az tanınırlık Sürekli bir itibarsızlaştırmaya maruz kalma falan diyebileceğim şeyler. Neyse ki dijital imkanlar var. Burada ben hep şeyi düşündüm. Yani bir bandrollü yayın evi, bandrollü kitap satan yayın evi, ticaretleşmiş bir yayın evi kurmak yerine özgür yayıncılık ya da bağımsız yayıncılığı işte dijital imkanları kullanarak yapabilirim diye düşündüm. Ve bu beni özgür kılacağı gibi işimi de daha iyi yapmamı sağlayacak. Yani bir yayın evi kadar yayıncılık ilkelerine bağlı işte bin yıllık yayın ahlakına atıflar, dipnotlar gibi ya da edebiyat, şiir ahlakına bağlı olmak. Ama ticari sistemin içine girmemek. Bir şekilde bunu başardık. bu pas yayının e, ee, başardığı şeylerden biri budur. Çok yavaş ilerliyor tabii bu fasya yayında. 50 kitap, 5 yıl. Ee, yılda 10 kitap düzmüşüz. Düzmüşüz derken dizmişiz anlamında söylüyorum. E, ee, ama bir, bu konuda bir açgözlüğümüz veya bir agresif siyonumuz da yok. E, ee, şiir herkesi sevmek zorunda değildir diye bir mottomuz var ve hatta bunu eleştiriyorlar. Şiir herkesi sevmek zorunda değil ama herkes şiiri sevmek zorunda, değil mi? Falan gibi böyle bir sosyolojik katmansal bir şeyler söyleniyor. Şiir kendi yatağını bulur, şiir yüce bir şey ve yaşama kattığı şeyler çok önemli. Dil dile gündelik dile ve düşünce dünyasına kattığı şeyler çok önemli. Ve bir yandan da aslında. Ee, şiirin gücü taşıdığı yüklerle de ilgili. Ben buna şiirsel yük diyorum. Mesela biz bugün baktığımızda Ece Han konuşuyorsak, taşıdığı çok büyük bir şiirsel yük var. Bir e, tersten okuma, tarihi düzünden okuma. Tersten yazılmış tarihi düzünden okuma gibi bir şiirsel yük var. Başka şairlerde başka yükler bulabilirsin. Mesela Nazım Hikmet'te çok net bir sosyalist, komünist e, ideolojik yük bulunur. E, ama bu da gene yaşamdan olur. Yani her şeyi yaşamdan damıtır şair. Gerçek bir şair her şeyi yaşamdan damıtır. E, biz de yaşamdan damıtmaya çalışıyoruz Upas yayında. Ve e, bunu da bugüne kadar başardık. E, logomuz kitaplarımız var ama bunlar çok az basılı örnekler bulamazsınız basılı örneği yani dijital olarak var oluyor ama bazı buluşmalarımız için özel özel çalışmalar yapıyoruz yani arkadaşlarla bu tabii bir de hayatta kalmamızı da sağlıyor yani ticari düzenin dışında var oluyorsanız biraz Hayatta kalabilir ormanda yaşamak gibi düşünün bunu yani. Ee, karışanınız edeniniz daha az, daha az okurunuz var ama daha özgürsünüz. Ee, Upas yayınında böyle bir şey var. İsmini de Upas yayın ee, Balzac'ın bir eserinde görmüştüm ben. Yani şiir bir lanettir deniyor. Ee, şiir bir lanet. Şairler lanetlenmiş karakterler. Upas da bir ağaç. Ve bu ağaç zehirli. Hatta Java adasında e, suç işleyenleri ölüme göndermek için Upas'a, Upas ağacının yanına gönderiyorlar. Ve Upas ağacına daha yaklaşırken toksik bir ağaç olduğu için ölüyor kişi. E, ölmezse de hayatına devam ediyor. Şairlerin de bugün durumu böyle. Şairler ideolojik alanın dışına atılmış durumdalar. Okuyan yok. E, bu konularda düşünen yok. Dili genişletmek gibi, düşünce gibi insanların derdi yok. Aşırı tüketim şeyi e, noktasına gelmiş. Ve 2000'lerdeki Türkiye'deki neoliberal harekette ve e, Türkiye'deki Yayıncılık dünyasına da yansıdı bu neoliberal hareket ve kapitalist düzenekler gelişti. Yani bir yayıncılık dünyası ciro olarak büyüdü. Ve insanlar okumadığı kitapları da aldılar. Kitapları okuyup anlamayan insanlar kitap almaya başladı. Aşırı tüketim bu kapitalizmin getirdiği bir şeydir. Bu aşırılaşma noktasından biz uzak durmak için tercih ettik. Eskiden fanziler bu görevi üstleniyorlardı. Şimdi artık her şey dijitalleşti. Ama dediğim gibi yani arı varoluşumuzu oluşumuzu arı bir şekilde sade bir şekilde devam ediyoruz. Ben öldükten sonra ne olur bilmiyorum ama ben yaşarken o pas yayını da sıkı şiiri önceliklendirmek için şiirin dilsel gelişimini sağlamak için geleceğe Şiirler bırakabilmek için, geleceğin dilini biçimlendirmek için devam ediyoruz. Ve e, burada uzak duruyoruz, aramızı almıyoruz. <laughs> e, kötülük dayanışması diye bir şey vardır, hep Ece Ayhan söyler. Kötülük dayanışmasına karşı haklılığın inadı diye bir şey vardır. Rupas da biraz öyle, kötülük dayanışmasına karşı haklılığın inadı diye... Kendi halinde bir yer. Ee, şimdilik bir efsane gibi yayılıyor fısıltıyla böyle kent şeyi gibi. Kent efsanesi gibi. Ama e, belki gelecekte e, edebiyat tarihinde e, iyi bir yeri olacak. Belki de bir işte devrim gibi görülebilir. E, bu ticaretleşmeden uzak Paraya elimizi hakikaten sürmüyor olmak yani hiçbir şekilde e, takasla bile hiçbir şekilde e, paraya elimizi sürmüyoruz e, yani ekmek alırken bile para verirsin ya bu pas yayında... paranın yeri yok kapitalist düzenin e, kurduğu sistemlerin e, süreçlerin hiçbirinin yeri yok e, buna rağmen. İyi durumdayız. Bir elli sayı çıkar. Ondan önce çok dijital çalışmamız oldu. Pusdali tarifesi diye bir e, dijital fanzin çıkarmıştım, basılı hali de vardı. 491 diye Dadaist çalışmalar yaptım. Kadıköy'de Rafet Arslan ve çevresiyle işte Karga Art ve o, o çevrede yaptığımız birçok hem dijital hem basılı çalışmalar var. Ama o günler bitti burada söylenmesi gereken şey yani neoliberalizm kapitalizm 2.0 gibi değişik yöntemlerle insanı kendi e, kıskaçlarıyla yakalamaya çalışıyor. Yani kapitalizm örneğin klasik baskıyı disiplinle uygulamaya çalışır. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşmuş dünyada. Ama 2000'li yıllara baktığımızda neoliberalizm kişiyi kendi duygularıyla kıskaç altına alıyor. Yapa, yani yapmalısın, etmelisinden iş yapabilirsin, edebilirsin diye bir challenge'a dönüyor. Biz bunun da içinde değiliz. Yani başarısız olabiliriz. Ee, Belki de olmuşuzdur bile şiirsel anlamda. Ee, ama en azından sivil olduğumuz ve e, bu yönde cehd ettiğimiz, gayret ettiğimiz e, bir gerçek. Ve aslında e, İstanbul çevresinde de bilinen bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. E, burada dediğim gibi klasik... Yayıncılık arketipi, şair arketipinin bir kenara bırakıp yeni nesil bir iş yapmaya çalışıyoruz. Ve gençlerin de önünü de kesmiyoruz. Ama kendi ilkelerimiz var. İlkesiz beraberlikler gibi bir şey değil bu. İlkeli bir beraberlik. İlkeler de dediğim gibi ticari ve barkodlu yayıncılığın dışında durmak, ticarileşme... Aşırı ticarileşme, bu demin anlattığım e, konuların e, dışında durmak. Çünkü iğrendik bunlardan yani. Ve bu e, e, iğrenç şeylerden de uzak duruyoruz. Ne pahasına bunu yapıyoruz? Hani e, bunu yaptığımızda nasıl bir bedel ödüyoruz? E, çok bedeller ödediğimizi söylüyoruz ama o da başka bir yayının konusu olsun. Ee, bir kere en büyük ödediğimiz bedel işte sürekli itibarsızlaştırma operasyonları var sürekli dışlanma var ee, yayıncılığın kendi baronlarının e, dışında var oluşumuz bazı çevrelerde rahatsız ediyor ama bunlar çok önemli değil kendi yolumuzda ilerliyoruz. Çünkü Oruç Aroba söylemişti bunu bana. Ee, özgürlük yol açabilmektir. Burada önemli olan şey şu, yolu giden değil, açan bilir. Biz yol açmaya çalışıyoruz. Yol açarak özgür olmaya çalışıyoruz. Bütün hikayemiz bu.